Abi ne maçlar var be. Çok güzel maçlar var. Tarihte de öyle. Yani bu maçları için birazdan size çok güzel maçlar anlatacağız. Tarihi e, hikayeleri de var. Ama günümüzde de büyük rekabete sahne olacak. 90 dakikalar olacaktır. Euro 2021'de e, grup aşamasında öyle karşılaşmaları izleyeceğiz ki hepsinin ayrı bir hikayesi kran, neredeyse. Hepsini kıran kırana geçebilir, sert geçebilir. Tabii e, çeyrek finalde, yarı finalde, finalde zaten alışığız. E, Güçlü takımların birbiriyle eşleşmesine. Aynen. Ama atıyorum bir F grubu var ki grupta. Hepsi final niteliğinde. 3 takımın da oynayacağı maçların hepsi final niteliğinde. Fransa, Almanya, Almanya Portekiz. Portekiz. Şimdi üçünün birbiriyle yaptığı maçlar zaten tadından yenmez. Ya ona ayrı bir turnuva yap üçüne. Gene <laughs> olur. Üçlü bir turnuva olsa. <laughs> e, Bilemezsin kim şampiyon olur. UEFA yazarları Derneği gibi bir şey olsa çok güzel olur. Eski TSD vurgu yaptım şu an gülmedin ama. <laughs> çünkü... sezon başıydı şey yapmıyordum. Çok yaptın? sevmiyordum o maçları. Sen Hatırlıyor musun sevmiyordum. Hmm. Orada bir derbi mağlubiyeti moral bozuyordu çünkü. Bravo. Ee, özellikle F grubundaki maçlar arkadaşlar, mesela Almanya-Fransa final gibi, Portekiz-Fransa zaten en son final oydu. Ee, <laughs> Almanya-Fransa müthiş yani gerçekten çok güzel maçlar izleyeceğiz. Ee, bakalım ilk maçta başlıyoruz. O grubu bahsettik. E i̇lk açılış maçta başlamadan başlayalım. önce yani açılış maçı da bizim maç ama tabi e, pandemi olmasaydı, hı hı. seyirciyle oynansaydı karşılaşmalar. Ee, sen Roma'da Evren, olacaktın. Evren Göz Roma'da. <laughs> Ama şu an olacak. Bir de Kezban, Paris'te vardı. <laughs> Evren Göz İstanbul'da kaldı. Evren Göz Levent'te. <laughs> Levent'te oldu. Hayaller Roma, edineceğim. gerçekler <laughs> Levent. Berkay Tokyoz. Orada Roma'da Lazio maçı izlemiştim. Roma inanılmaz bir şehir. Yani Londra ve Roma benim için en özel iki şehirdir. Senin için çok farklı anlamı. Çok var anlamları var Berkay. Bozuk para attık Aşk Çeşmesi'ne. Bir faydasını görmedik. <laughs> 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 4 yıl geçti. <laughs> bir faydasını göremedik diyorsun. Gördüğümüz anlar oldu şimdi. Dört <laughs> yılda çok şey yapmayalım. Yaman atmayalım diyorsun. Çok güzel anlarım oldu tabii. Ee, ama e, bu pandemi bizi... E, hakikaten işin şakası bir yanı. Biz goy, goy yapıyoruz ama çok etkiledi. Orada olmak isterdik. Abi pandemiden dolayı şimdi statlara seyirci belli bir kapasitede alınacak. Evet. E, o açıdan tabii... Tabii maçları merakla bekliyoruz ama bizim için de ne hoş bir durum söz konusu olacak. Stadlar tamamı dolu olsa çok farklı bir atmosfer olabilirdi. Yani Roma'da İtalya'yı 60 bin kişi önünde yenmek daha güzel olurdu. Evet, tabii. Şimdi 25 bin kişi önünde yeneceğiz. yeneceğiz. Bize hiç fark eder mi? Fark etmez. etmez. Bizim tarifimiz <laughs> aynı. Gideceğiz orada oynayacağız. Ama dikkat etmek lazım. Yani orada mesafeyi koruyup Roma'da maske takıp yani çok mesafeli bir şekilde izleyeceğiz. İnşallah oraya gidebilen şanslı izleyenler izleyecekler. Ama bu dönemde tabii tüm alışkanlıklarımız değişti. Alışveriş alışkanlıklarımız da değişiyor. Yemek sepeti bana bilin de çok güzel bir uygulaması var eee temassız teslimat ödeme yapabiliyorsunuz. Teslimat e, uygulaması var. Yani te, Yemek Sepeti bana bir müşterilerine hı hı. E, temassız teslimat seçeneğini sunuyor online e, ödeme yöntemiyle. Bir kutucuk var orada. Onu işaretliyorsunuz. Işaret tak Temassız kapınıza geliyor. teslimat kapınıza geliyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey Yemek Sepeti uygulamasını indirip bana bir seçip istediğiniz ürünü siparişini online bir şekilde vermek. Bir de kredi kartı bilgilerini giriyorsunuz. Çok uzun gibi görünse de çok kısa. aslında kısa bir işlem. Ben bu çok, dönemde özellikle evet, çok önemli. yapmamız gereken bir şey. Kapınızda hemen zaten uyarı da geliyor size kapınıza bırakılmıştır diye. Bu açıdan teknolojinin tüm imkanlarını değerlendirmek lazım. Sağlık çünkü her şeyden önemli. O yüzden e, yemek sepeti bana bir de bu uygulamasıyla sizin sağlığınızı düşünüyor arkadaşlar. Mil takımımızın da önemli maçları var. Türkiye-İtalya açılış maçı zaten bahsettik. Türkiye-İsviçre hikayesi olan bir karşılaşma. İş, iş, iş. Yani bu hikayeyi her yerden ele alabilirsiniz. 2008'deki maçı hatırlayabilirsiniz. Ondan önce 2006'daki dünya kupası playoff maçını hatırlayabilirsiniz. Daha eskilere gidebilirsiniz. 90'ların ilk yarısında oynadığımız bir karşılaşma vardı İsviçre Milli Takımıyla. Şimdi 96'ya İsviçre'yi geçerek çıktık. Evet. 2006 Dünya Kupası'na İsviçre'nin çelmesiyle gidemedik. Ama 2008'de Avrupa Şampiyonasını onları evinde yenip Arda'nın golüyle gruptan çıkmak için çok büyük avantaj elde etti. Ki çok büyük bir e, terbiyesizlik yapmışlardı 2008'deki yani maçlar önce. Medyaları çok pis biz arkadaşlar. E... Bizim medyaya sallıyor herkes de. <laughs> İsviçre'de yok Fatih Terim böyle değişik göstermeler. o dönem Fatih Hoca'yı değişik karikatürler. Efendim yok döner. Evet, kebap, kebap bir şeyler. Terbiyesiz, terbiyesiz şeyler. Sadece cevabımızı verdik. Aynen öyle. Azerbaycan'da oynanacak maç Bakü'de. Ben Yine geçen cevabımızı sene vereceğiz. Gittim yerinde de gördüm. Azerbaycan'da çok büyük bir ilgi var. Mini takımımız orada kucaklayacaklar. Yani buradan bize Azerbaycan'dan izleyen Natspor takipçilerine de selam yolluyorum. Orada bizi çok güzel ağırladılar geçen sene. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten içten bir sevgi var bize karşı. Biz de e, Azerbaycan'da o müthiş statta İsviçre'yi bence yeneceğiz. Yenmeliyiz de. Ve o hikayenin de yeni sayfası Bakü'de yazılacak arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Şu an maça çıkasım geldi. <laughs> Hadi değil mi Kendi kendimi doldurdum. <laughs> Sevmiyorum çünkü ya Berkay o dönem hatırlıyor musun? Evet. Neler oldu ya? Yani çok çok çirkin Hep aksiyonu vardı. aksiyonu bol, gergin, atmosferi yüksek maçlardı. Yine bu maçın da bir hikayesi var bakalım. İnşallah Yazacağız. bizim lehimize yazılır. Yazacağız o hikayeyi. Bu maçın hikayesi İngiltere Hırvatistan. Şimdi <laughs> son Dünya Kupası'nda Hırvatistan İngiltere'yi yenerek e, Dünya Kupası finaline adını yazdırmıştı. Yolda İngiltere ile karşılaştırmıştı. İngilizlerin canını yakmıştı. Çok üzülmüştü İngilizler. Çok üzülmüştü. Çünkü İngilterenin hep bir makus talihi var. O evet. büyük turnuvalarda bir şekilde kaybediyorlar. Sonunda kaybediyorlar. Grup eşelemesinde kaybediyorlar. Sürekli bir kaybetme modu var İngilizlerin. Onlar da çok iddialı geliyor bu turnuvaya. Hırvatistan'da çok ciddi bir kadrosu var. Onun da hikayesi var o maçında. Kesinlikle bir kere dünya Akbası'ndan devam eden bir öykü var ama daha öncesinde de Euro 2008 döneminde hatırlıyorum. Memday'daki bir evet. maçı değil Hırvatistan. Hırvatistan İngilizleri yine özmüştü. Yani yani İngilizlerin belalısı ama bu sefer bence dönecek dönecek. E, İngiltere'ye daha yakın İbre. Çünkü Hırvatistan o Dünya Kupası finali oynayarak belki o kadro misyonu tamamladı mı sorusunun cevabını da bulacağız. Şimdi Modric 3 sene önceki Modric değil. Değil. Kabul, kabul ederim. ediyorum. Edelim. Rakitic değil. Artık Barcelona değil. değil seviye Sevilla dönemi. Değil. Yani biraz daha sanki yavaş yavaş artık futbolu bıraktığı dönemi. dolduran gibi. bir kadro söz konusu. Ama Hırvatistan'da işte Kramaric, Perišić, Efendim Forvet'te de çok Genç değerli oyuncuları var. var. Yani e, ciddi anlamda iyi bir takım. E, ve bir de oynayacak Beşiktaş'ta. O da moralli bir şekilde gidiyor çifte kupanın getirdiği moralli olacak. Ona da başarılar dileyelim. E, ve İngiltere'ye karşı Rıvatistan direnecektir. Ama bence bu turnuvada sanki İngilizler bir adım önünde olacak gibi Rıvatistan'ın. Hikayesi olan bir diğer maç. Yüzyıllara dayanan bir hikayesi var. Yine İngiltere Of. bu sefer karşısında İskoçya. İskoçya. <laughs> i̇lk maç, ilk milli maç dünya futbol tarihinde İngiltere-İskoçya arasında doğal, şaşırtıcı değil çünkü En eski eşleşmeymiş. Yani 1872'de e, evet. oynamışlar. 149 e yıl sonra. İnglish game. English game mi? İzlemez miyim? İzledim. İşte ya. onu soruyorum. İzledim. <laughs> İzlemez miyim? Bence izlersin. İzledim. Ben, Çıktığı günü izledim yani. Ben yeni bir ay önce falan izledim. Öyle mi? Hmm. Hiç konuşmadık bak sen de bunu. Evet çok geç izledim. Kendime benzettiğim bazı karakterler var. <laughs> Onlardan bahsedeceğim şimdi e, reklam olmasın. Ama ya, <laughs> var. var Klasik ayakkabıyla futbol oynuyor adamlar o dönemde. Nasıl kendine benzetti? Biz çıplak ayakla oynuyorduk. Berkay ayakkabı <laughs> nerede? Hey gidi hey. Toprak sahada ben e, e, yırtık ayakkabılarla oynadım da oldu. Neyse İngiltere-İskoçya maçı bana 96 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlatıyor. Paul Gascoigne'in bir golü vardır. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Hen Hendrix 5 numaralı evet. sarışın e, şey stoper İskoç. Onun üzerinden sol ayağıyla alıp kapattı. sağ ayağıyla müthiş havada alıyor ve dönüp vuruyor. Müthiş bir goldü. E, İngiltere o turnuvadan da Almanya maçında eri finalde e, penaltılar Andreas Möller'in attığı penaltı <laughs> golüyle hatta şöyle bir duruşu vardı evet, onun e, şeydan şey şey. sonra dik. O biraz Soruyorlar Möller'e niye böyle bir gol sevinci yaptın diye. İngilizlere karşı şöyle durmuştur. Cevabı İngilizlerin o küstah tavrına Tavrı. karşı bir Alman duruşu gösterdim şeklindeydi. Futbol ve müzikte oldukça küstahlı. Aynen öyle. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde bizden aldıkları için... Ayrıca kınıyoruz Neyse, İngilizleri. Kınıyoruz. Evet. Tabii İskoçların buradaki motivasyon çok daha ağır olacak. Yani senin bahsettiğin dizide de yani İskoç hikayeleri var dizinin Tabii. içinde. Yani İskoçlar birazcık bağır oluş mücadelesi gibi bakıyor maça. Brevard'a kadar evet, yani... Bre yani. Freedom diye bağırırız biraz. <gülüyor> <gülüyor> Mel Gibson'a da buradan. hastasıyız. Hastasıyız. Benim. Selam olsun. Buradan mı selam? Buradan olsun. <laughs> Levent stüdyolarınızdan. selam Emin olsun. Misin? Eminim. <gülüyor> <gülüyor> o da çok sevdiğimiz bir Ol, abimiz. Sen istiyorsan olsun kardeşim. O da çok sevdiğimiz mi yani? bir abimiz. Evet. Programımızın başında sponsorumuz Yemek Sepeti Banabi'nin e, temassız teslimat hı, hı. uygulamasından Bahsettik. bahsetmiştik. Evet. E, şimdi Yemek Sepeti Banabi'nin e, onlarca ürününden bahsetmek istiyorum. E, Yemeksepeti Yemek Sepeti uygulamasını indirip Banabi'yi seçtiğinizde market alışverişinizden kişisel bakım ürünlerinize kadar ev ihtiyaçları ev ihtiyaçlarınıza kadar acil durumlarda senin kedinin zizunun mamasına kadar defa biliyor musun Berkay yani <laughs> Ya o, o Zizu nasıl bağırıyor? Kapıları tırmalıyor. Hayvan açım diyor. Yani hakikaten bana bir o an bir de pandemi şartlarında çoğu yerde kapalı olduğu için e, verdim siparişi 15-20 dakika içinde geldi. Hakikaten bana bir rahatlık geldi. Çünkü Bu Zizu gibi. sustu. Zizu susunca ben rahatlıyorum. Sürekli mırnav Biraz mırnav, mırnav kapılar mı var. Sizin? Var. Var. Deli bir hayvan. Birazcık var. Çok seviyorum. Çok özledim. Çekimden sonra gidip onu mıncırmak <laughs> istiyorum. Bu, Viz, çok özel benim için. bu ve bunun gibi onlarca kategoride yüzlerce ürünü evet. tek tıkla sipariş ve gelişiyor edip. gelişiyor da. Evet. Çünkü ilk zamanlar biraz daha yavaş yavaş başladı sonra büyüdü. Yani birçok şeyi verebiliyorsunuz. Birçok ürün yelpazesi i̇şte var. Meyve, sebze. Ve sürekli kampanya var. Aynen öyle. E, i̇ndirimlerden de faydalanabilirsiniz. Galiba e, şu da var. Kampanyaları tek bir sepete toplayıp onu indirimden faydalanabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Bunları takip edin. Bunun için yapmanız gereken tek şey yemek sepeti uygulamasını indirip bana bir seçip ürün siparişi vermek. Size tıklayın size de bir rahatlık gelsin. Hadi bakalım.